Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda avukat Ceyhun Gökdoğan'la birlikte bugün konuğumuz avukat sayın Muharrem Kılıç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç 22. dönem milletvekillerimizden Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı zamanda Adalet Komisyonu'da da bulundunuz. Evet, değil mi? Evet. Evet, Ankara hukuk çıkışlısınız. Evet, evet. Türk hukuk sisteminin 90'lara, 2000'lere göre şu andaki gelişimi o zamanlara göre kıyası nasıl gidiyor hukuk sistemimiz? Öncelikle sözlerime başlamadan önce tüm milletimize iyi günler diliyorum, hayırlı günler diliyorum ve televizyonunda, yayın hayatında A9 televizyonun başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Yani Türk hukuk sisteminde tabii giderek bir iyiye doğru bir gidiş var. Yani özellikle Türkiye zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye yönünü batıya çevirmiştir, ancak bu Avrupa Birliği süreci ilerleme kaydettikten sonra hukuk sistemimizde ciddi anlamda bir dönüşüm yaşandı. Özellikle bu Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde çıkartılan uyum yasaları dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bu temel yasaları tümüyle alt üst edildi bir anlamda. Yani anayasanın pek çok maddesi değiştirildi. Yine temel yasalarımızdan Türk Ceza Kanunu sil baştan yeniden yazıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu, işte cezaların işte infazına yönelik kanun, yani insanların yaşamını etkileyen önemli temel yasalar hep değiştirildi. Bunlar hep olumlu değişimlerdi. Hep yani Türkiye'nin çağdaş hukuk normlarına ulaşmasını hedefleyen değişikliklerdi. Yani bu değişiklikler yapılırken bir dönem ben de bunun içinde bulundum. 2002 ile 2007 dönem arasında. Hatta biz komisyona girdiğimizde şöyle bir ilke koymuştuk. Hepimiz de hukukçuyuz. Ayrı partilerde olabiliriz. Ancak çıkartacağımız yasalar tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanacağı için hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin, o yüzden şu anda parti kimliklerimizi kapının dışında bırakalım. Bu komisyon odasına girdikten sonra herkes hukukçu kimliğiyle burada fikir ortaya koysun denildi. Gerçekten o dönem yani komisyonda çok uyumlu bir çalışma götürüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii çoğunluğu vardı, fakat o dönem illa da çoğunluğumuz var, bizim dediğimiz olur anlayış çok fazla gündemde olmadı bizim bulunduğumuz dönemde. Biz azınlıkta olduğumuz halde çoğu zaman, yani biz hazırlıklı olarak geldiğimiz zaman bizim önerdiğimiz metinlerde yasalara girdi. Yani bu anlamda yasa çıkartma noktasında bir zorluk yaşamadık. Ancak bu tüm bu güzel yasalar, tüm bu Avrupa Birliği ile bütünlük sağlayacak yasalar çıktıktan sonra her şey düzeldi mi? Her şey güllük gülistanlık oldu mu? Yani Türkiye Avrupa normlarına ulaştı derseniz o noktada değilim. Çünkü en güzel yasaları da çıkartsanız en nihayet bunu uygulayacak olan insanlar. Hı hı. Yani insanların zihnini, insanların kafa yapısını değiştiremezseniz, şu anda bizim çıkarttığımız yeni Avrupa ile uyumlu yasalar değil de Avrupa'da uygulanan yasaların aynısını da getirip burada uygulasanız yine uygulayıcılar onu kuşa çevirebiliyorlar veya kendi mantığına göre onu yorumluyor, değerlendiriyor, ona göre kararlarını oluşturuyor. Yani insan unsurunda büyük sıkıntı yaşanıyor. Özellikle yani hukuk mantığı gelişmemiş pek çok arkadaşımız ne yazık ki o hukukun uygulama noktalarında yer alıyorlar. Ve bu son dönemde giderek daha çok artıyor. Yani geçmişte belki de şeyden kaynaklanıyor. Hukuk fakültelerinin sayısı azdı. Orada gerçekten ciddi hukuk normlarına uygun kişiler yetiştiriliyordu. İyi eğitim alınıyordu. İyi hocalar ders veriyorlardı. Ama şu anda sanırım Türkiye'deki hukuk fakültelerinin sayısı benim bildiğim kadarıyla 32 ama daha da artmış olabilir. Yani geçen yıldan bu seneye kadar artmış da olabilir. Şimdi en küçük illerde bile fakülteler açılıyor. Oralarda fakülte açmak kolay da hoca bulmak zor. Oradaki hoca nereden bulacaksınız? Erzincan'daki hukuk fakültesine nereden hoca bulacaksınız? Eğer uçak saatler uygun olursa veya her gün uçak varsa veya hava muhalefet olmazsa hoca Ankara'dan gelecek veya İstanbul'dan gelecek de birkaç saat ders verecek. Onun dışında oradaki belki işte yerel hukukçulardan yararlanacaksınız. Ama bu yeterli olacak mı? Olmuyor. Bir de tabii bu sınavlarla buralara insan alınıyor diyeceksiniz. Yani hakim, savcı, yani yargı mensupları. Ne yazık ki sınavlarda da adil davranılmıyor. Yani biz işte bulunduğumuz dönemde, yani sadece bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir eleştiri değil. Yani geçmiş hükümetlerde de bunu gördük. Sınavda da ne yazık ki sübjektif davranılıyor. Pek çok sınava girip kazanan genç hukukçu yanıma da gelmişti. Ben Adalet Komisyonu'nda olduğum için. 95 puan almış, 90 puan almış, 99 puan almış ama mülakata gidiyor, eleniyor. 70 puan alan, yani ondan çok daha düşük vasıftaki bilgiye sahip olan insanlar mülakatlarda ne yazık ki öne geçiyor. Yani bu da yani Türkiye'deki hukuk sisteminin ayıplarından bir tanesi. Yani daha objektif kriterlerin konulmuş olması gerekir. Çünkü o hakim, savcı kürsüye çıktığı zaman belki onu şu anda siz benim yandaşım, benim adamım diye almış olabilirsiniz ama o hukuk uygulayacak. Çıkartılan kanunları yorumlayacak. Yani yetişmiş bir beyine sahip değilse, yani yeteri kadar donanıma sahip değilse bu insan sizin adamınız da olsa, benim adamım da olsa yeterli orada ondan şeyi alamazsınız. Yani yeterli sonucu alamazsınız. O yüzden yani bu mantıklardan uzaklaşılması gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece bu iktidarın şeyi de değil, yaptığı bir uygulama da değil. Geçmiş iktidarlarda da aynısı yapıldı. Yani buna objektif kriterler getirilebilirdi. Ben bunu meclis kürsüsünde de dile getirmiştim. Hatta o zaman Sayın Bakan Cemil Çiçek'ti. Sayın Bakanım, sizi şahsınıza ilişkin söylemiyorum ama yani siz şu an Adalet Bakanısınız. Sizin döneminizde bari bir objektif kriterler ortaya konulsun. Bundan sonraki süreçte özellikle yürütme yargıya müdahale olmasın. Yani şimdi o dönemde oldu mu? Kesinlikle oldu. Hala da oluyor. Ondan önceki dönemde de olmadı mı? Oldu. Ama bu eğer biz Avrupa Birliği hukuk normlarına ulaşacaksak, aynı normları yakalayacaksak bu tip şeylerden, basit düşüncelerden sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü nasıl oluyor? Eğer siz normu öyle oluşturursanız Adalet Bakanı hükümetin bir üyesi. Hükümet bir parti adına görev yapıyor. Bu partinin il başkanları var, ilçe başkanları var, teşkilat üyeleri var. Bunlar ister istemez teşkilatları vasıtasıyla bakana ulaşıyorlar. Bakan ne yapıyor? Oradaki mülakatı yapan bakanın bürokratları, genel müdürleri. Genel müdürler doğrudan bakana bağlı. Yani genel müdürlerin bakandan habersiz adım atması mümkün değil. Dolayısıyla ne oluyor? Siyasi irade kesin etkili oluyor. Oysa bizim anayasamızda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetler ayrımına göre şekillenmiştir. Kuvvetler ayrımını anayasamız yasama, yürütme, yargı diye sıralamış. Yani sıralamış ama bunlardan ilk sıradaki daha güçlü, ondan sonraki daha güçsüz değil. Anayasamız diyor ki kuvvetler ayrımında hiçbir kuvvet diğerinden üstün değildir diyor. Hepsi eşit güce sahip. Ama şimdi siz hep beraber bakalım. Şimdi yasama parlamentodaki milletvekilleri. Milletvekillerinin gücünü hepimiz biliriz. Yani milletvekilleri yani yasama yapıyor. Yani yasaları milletvekilleri yapıyor. Yani başaramayacakları yani hukuk çerçevesi içinde yapamayacakları bir şey yok. Yürütme dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, hükümet üyeleri bunları yürütmeye teşkil ediyor. Şimdi bir an için şimdi bu üç kuvvetten yasamaya bakalım. Milletvekili oldukça güçlü. Hele de bir iktidar milletvekiliyseniz yapamayacağınız şey yok. Yani bürokrasi içinde. Şimdi yürütme zaten başbakanın ve bakanların üzerine söz söyleyecek kimse kolay kolay olmaz. Her türlü imkana sahipler. Her türlü donanıma sahipler. Geriye kalıyor yargı. Yargıyı da yani bu üç tane kuvvetten yargı ne yazık ki üvey evlat konumunda. Bu da nereden kaynaklanıyor? İktidarlar her zaman hukuktan biraz mesafeli durmuşlardır. Hukuku kendileri için bir kendi icraatlarını engelleyen bir bağ gibi görmüşlerdir. Ya bırakmıyorlar ki biz işimize bakalım. Yani hukuk olmasa biz bu işleri ne kadar güzel yapacağız mantığı içinde oldukları için hukuku her zaman bir bağ gibi görmüşlerdir. Dediğim gibi sadece bu iktidara yönelik değil. Geçmişte de bunların şeyi vardı. Ama buna şeyi getirmemiz gerekiyor. Yani yasama ne kadar güçlüyse, yürütme ne kadar güçlüyse yargıyı da o kadar güçlü yapmamız gerekiyor. Çünkü yargı olmadığı zaman yani hükümetin veya ülkede olan bürokrasinin yaptığı uygulamalar yargı tarafından denetlenmediği zaman her zaman için güç sahibi, iktidar sahibi her zaman hukuksuzluk yapabilir. Çünkü iktidarın bir sarhoşluğu vardır. İktidar olduktan sonra ya ben neymişim mantığı içinde her türlü teklifi karşılamak için bir takım icraatlar içine girebilirler. Yani bir anlamda hukuk yani iktidarları dizginler, iktidarları yanlıştan korumaya çalışır. Yani bu anlamda iktidarlara bir katkısı da vardır. Sadece iktidarları değil, bürokrasiyi ve diğer devletin bütün kurumlarında aslında yani. Yani sadece yani siyasete yönelik değil de. Evet. Yani devletin diğer kurumları da hukukun uygulandığı alanda kendine çeki düzen verirler yani. Tabii mutlaka vermesi gerekir. Evet. Vermesi gerekir. İşte bu anlamda yani hakimlerimizi, savcılarımızı yani yargı mensuplarını en iyi yaşam koşullarına ulaştırmamız gerekiyor. En iyi eğitimi vermemiz gerekiyor. Ve o mesleklerin bir mesleği. Yani o meslek erbabı toplumun içinde en onurlu yaşayan veyahut da ne bileyim herkesin gördüğü zaman önünü ilikleyebileceği, saygı gösterebileceği nitelikteki insanlardan oluşması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Eğitimiyle olacak. Bir de bence bir yanlış da şurada var bizim hukuk sistemimizde. Bu yargı mensuplarını çok genç yaşta kürsüye çıkarıyoruz. Düşün 18 yaşında işte liseyi bitiriyor, 22 yaşında üniversiteyi, 2 sene staj, 24 yaşında cübbeye girip kürsüde hakim veya savcılık yapabiliyor. Amerika'da bir fakülte bitirsiniz, ondan sonra avukat olursunuz. Tabii. İkinci fakülteniz hukuk fakültesidir. Evet. Yani şimdi düşün, daha çoğu evlenmemiş, hiçbir hayat sorumluluğu almamış, toplum yaşamını bilmiyor, aile yaşamını bilmiyor ama kürsüde karar verecek. Yani bundan önceki dönemde 30 yaşından yukarısına sınava bile almıyorlardı. Yani illa daha genç yaşta, çocuk yaşta olacak ki hakimlik, savcılık yaptırabilelim veya onları bir artık eğitelim, olgunlaştıralım mı diye düşünüyorlar ki kaldık öyle bir şey yok. Siz hakimlik sıfatını verdikten sonra kuradan çekiyorsunuz. İstanbul'a da gelebiliyor, Hakkari'ye de gidebiliyor, İzmir'e de gidebiliyor. Kürsüye çıktıktan sonra da artık hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir kıstas yok. Yani bununla ilgili de bir artık Türkiye'de yeteri kadar şey var. Yani bu hakim savcı bulamayız sıkıntısı yok. O kadar çok yetişmiş hukukçu var ki. Çok rahatlıkla biz o kadroları doldurabiliriz. Yani şu anda zaten hakim savcı sayısı sanırım 12 bin civarında ki bu da çok yetersiz. Yani yargının sorunlarından bir tanesi de ne yazık ki hakim ve savcılarımızın iş yükü, korkunç iş yükü. Yani siz de biliyorsunuz, evet, işin pratiğinden geliyorsunuz. Yani hakimlerin, savcıların odasına giriyorsunuz. Yani dosya. Yani günde belki 50 tane, 100 tane dosyaya bakan hakim, savcı var. Şimdi bu kadar dosya yoğunluğun içinde bu hakimin, savcının yani ne bileyim, sıhhatli bir şekilde iş görmesi mümkün değil. Sıhhatli kararlar vermesi veya o dosyayı yeteri kadar incelemesi, o dosyalarla ilgili hukuki gerekçeler oluşturması çok zor. Evet. İsterseniz ne oluyor? Pek de biraz özen gösterilmeden kararlar ortaya çıkıyor. Ve bu kararların bu şekilde özensiz ortaya çıkmasında da insanlar çok zarar görüyor. Özellikle şeyde, yani bu ceza alanında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi soruşturmaları Ceyhun Bey de tabii işin içinde, normalde savcının yapması gerekir. Ceza soruşturmaları. Evet. Bizde kim yapıyor? Bizde ne yazık ki soruşturmaları, eğer jandarma bölgesi ise jandarma yapıyor. Polis bölgesi ise polis yapıyor. Hı hı. Yani çok özür dilerim. Buyurun. O kadar özensiz davranıyorlar ki, hatta bazı dosyaları son zamanlarda inceledim. Çok önemli diyelim ki, insan öldürülmüş. Dosyaya bakıyorum, savcı olay yerine bile gitmemiş. Hakim gitmiş mi? Hakim de gitmemiş. Keşif yapılmamış. Telefon ediyor zabıta, savcıya. Sayın savcım, işte burada bir cinayet işlenmiş. Ne buyurursunuz? İşte otopsiye götürün. İşte yani talimatla, telefonla işler yürüyor. Şimdi böyle olunca da şimdi zabıta bu işin eğitimini almış insanlardan oluşmuyor. Evet. Yani ki zabıtanın asli görevi de değil. Zabıtanın asli görevi asayişi sağlamaktır, huzuru sağlamaktır. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Zabıtanın asli görevi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Savcı işin kolayına kaçıyor. Belki de işin kolayına kaçmıyor, belki de iş yoğunluğundan gidemiyor. Çünkü siz yüzlerce, 300, 500 bin tane hazırlık dosyasını bir savcıya verirseniz, o savcı belki de yetişemiyordur. Belki birine gidiyordur, beşine gidemiyordur. Evet. Yani işin bir de bu boyutu var. Evet. Ama siz eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise ne yapacaksınız? 12 bin tane olmayacak hakim, savcı, belki 24 bin olacak, belki 30 bin olacak, belki 40 bin olacak. Evet. Yani bundan kaçınmayacaksınız. Eğer siz bir ülkede yargıyı güçlendirmezseniz yeterli sonuç alamazsınız. Yani öyle olunca ne oluyor? Şimdi zabıta bunun eğitimini almamış dedik. Şimdi bir de bu son değişikliklerden bir tanesi şeydi. Adli kolluk, yani Ceza Muhakemesi Kanunu adli kolluk girdi. O da kendiliğinden girmedi. Bizim dönemimizde girdi. Yine Avrupa Birliği'nin uyum yasalarında talebiyle adli kolluk girdi. Ama nasıl girdi? Bir kandırmaca şeklinde girdi. Adli kolluk doğrudan savcıya bağlı olmalıydı. Evet. Ama şu anda adli kolluk Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün tayin ettiği bir kişi adli kolluğun başında, bir de onun altında bir ekibi var. Bunlar hukukçu mu? Değil. Yok. Hukukçu değiller. Peki bunların amiri kim? Amiri Emniyet Müdürü veya ilçedeyse jandarma. Şimdi savcı emniyete bir talimat veriyor. O talimatı yeteri kadar takip edecek bir şey, fonksiyonu yok. Çünkü onun amiri savcı değil. Savcı sadece her yıl adli kollukla ilgili değerlendirme raporu veriyor. O raporu kimse dikkate alıyor mu? Yok. Yani oysa Türkiye'de özellikle ceza alanındaki işlerin düzelebilmesi için adli kolluğun kesinlikle Cumhuriyet savcılarına bağlanması gerekiyor. Şimdi siz Cumhuriyet savcılarına talimat verdiniz. Dediniz ki adli kolluğa git, şu isimleri yakala getir, ifadesini al veya dinleyeceğim. Eğer o kişiler iktidara yakın kişilerse ve Emniyet Müdürü de İçişleri Bakanlığı'ndan emir almışsa ya işte onları biraz kollayın, gözetin demişse kesinlikle o adli kolluk gidip o insanlarla işlem yapmaz. Veya bunun tam tersi. Mesela Türkiye'nin geçmiş döneminde kolluk görevlerinin insan haklarını ihlal edici bir takım tavır ve davranışlarından ülkemiz çok mağdur oldu. Yani insanlarımız da, ülkemiz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de. Ben geçen gün bir hadise gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Basına da yansıdı bu. Bir tane genç kadını bir karakolda normal öldüresiye dövdü polis memurları. Tüm Türkiye buna şahit oldu. Kameralara çekildi bu. Evet. Ya kimse bize anlatmasın yani işkence olmuyor vesaire gibi uygulamalar olmuyor. Kimse anlatmıyor. Demek ki oluyor yani. Hani ve kameralara da yansıdı artık. Hani mızrak çuvala sığmaz derler ya. Evet, mızrak çuvala sığmadı bir anda. Evet. Bütün Türkiye'nin önünde genç bir kadın, 25 veya 30 yaşlar arasında bir kadın polisler tarafından ya öldüresiye de öldü. Kaşı gözü patlamış kadıncağızın yani. Geçmiş dönemde de bu tür hadiseler oldu. Kadın erkek demeden polis memurları, jandarma veya kolluk kuvvetleri gözaltına alınan insanları öldüresiye dövdüler. Elektrik verdiler, kabadaya kattılar. Ondan sonra suda beklettiler. Her türlü işkence yöntemi, insanlık dışı yöntemi onlara uyguladılar yani. Evet. Bu maalesef Türkiye'mizin acı bir gerçeği. Bu acı gerçeğin bir an evvel sonlandırılması gerekiyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu olay yaşandıktan sonra geçen gün çok önemli bir açıklaması oldu. Basından da takip etmişsinizdir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu oradaki soruşturma sürecini yakından takip edeceğini kamuoyuna duyurdu. Bu çok önemli bir husus. Evet. Yani dedi ki ey savcı, ey hakim, sen orada görev yapıyorsun ve bu devlet adına görev yapıyorsun. Ben de senin üzerindeki idari denetim mekanizmasıysam eğer, ben de seni takip ediyorum. Yaptığın her işlemi takip ediyorum. Ve hukuka aykırılık görürsem ben de bu işin arkasındayım dedi. Bu gerçekten hukuk açısından çok önemli bir gelişme. Hakimlerimizin ve savcılarımızın ve kolluk... Ceyhun Bey bunu demek yetmiyor. Evet, doğru. Yani bu bir genelge. Evet. Türkiye'de dediğim gibi Ceza Muhakemesi Kanunu değiştirdik ve soruşturma doğrudan savcı yapar dedik. Evet. Yine yapmıyorlar. Yani gene bırakın genelgeyi. Yani kanunu dinlemiyor savcı. Yani bu sorunlar kanunları çıkartmakla olmuyor dediğim gibi. İnsanları eğitmek de oluyor bir. Bir de yani bu gibi olaylara sebebiyet verenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasıyla olması gerekiyor. Oradaki olayda beni üzen oradaki polislerin yaptığından ziyade Cumhuriyet Savcısının duyarsızlığı. Evet. Cumhuriyet Savcısı o kaseti izliyor. Evet. Ama yine de polislerden gelen tutanağa göre kadın hakkında dava açıyor. Çok korkunç gerçekten. Polislere mukavemetten, polislerin bir gömleğinin düğmesi kopmuş da gömleği yırtılmış da ondan dolayı 6,5 yıl o kadın hakkında dava açabiliyor. Ve daha vahimi yani Hipokrat yemin eden doktor kadının bu gördüğü işkenceyi görmezden geliyor. Üstelik kadın kulağına eğiliyor, diyor ki ben işkence gördüm diyor. Evet. Ya oradaki olay bir kabadaya olayı değil kesinlikle. Görmesine de yani onu söylemesine de gerek yok. Yani bir doktor yani 6 sene tıp eğitimi almış, uzmanlık sınavına girmiş bir doktor. Bir insan işkence görmüş mü görmemiş mi anlamaz mı? Mutlaka anlar yani. O insana baktığı zaman, onunla birkaç kelam ettiği zaman o insanın hani manevi olarak da maddi olarak da izlerini görür. Manevi olarak da onun konuşmasından hisseder zaten onu. Ve anlar onu. Ama geçmişte yapılan bazı uygulamalar şöyleydi. Doktor muayenesine polis memuru da giriyordu. Bizzat bakın, çok önemli. Polis memuru girdiği zaman orada muayene olan gözaltındaki kişi yine aynı muameleye tabi olacak, işkenceye tabi olacak korkusuyla herhangi bir şey söyleyemiyordu. Bir şey söylemediği de doktor da uzaktan bakarak bir rapor yazarsa bir şey yokmuş gibi evraka geçiyordu. Evet. Halbuki memurun içeride olmaması icap eder. Tam bir muayene icap eder ve bir beyan da bulunabilir o zaman kişi şahıs. Bunlar geçmiş dönemde yaşanmış şeyler. Hatta dediğiniz gibi emniyetteki o işkence yaşanan zamanlarda ben bizzat biliyorum. Hiçbir savcı kontrolünden geçmedi bir hafta boyunca mesela. Savcının gelip orada bir gözlem yapması lazım değil mi? Evet, gelip orada bir gözaltında olanlara bakması. Polis savcı adına görev yapıyor. Yani bırakın yani doğrudan savcının orada hazır bulunması gerekir. Yani o işin soruşturmanın başında savcı olması gerekir. Ama savcılar ne yazık ki oradaki zabıtanın yapmış olduğu her türlü kanunsuzluğa, her türlü hukuksuzluğa göz yummuş oluyor. Yani buradaki sorumluluğu doğrudan oradaki kırsaldaki jandarmaya veya merkezlerdeki polise atarak tabii bu işine çıkamayız. Tabii ki, onlar en basitidir, en kolaydır ama evet, işi zordan başlamamız gerekiyor. Yani işi yargı mensuplarından başlatmamız gerekiyor ki dediğim gibi en bunun kolay çözümü de şeydi. Adli kolluğu bağımsız olarak kurabilseydik ve adli kolluk görevi yapan o emniyetteki birimlerin başına da yine hukukçuları getirebilseydik. Ya o kadar çok hukukçu arkadaşımız var ki. Evet. Çoğu işsiz geziyor. Yani bunlar emniyet bünyesinde de istihdam edilebilir. İstihdam edilebilir. Oradaki adli kolluğun başında bulunabilir. Oradaki delillerin toplanmasında Cumhuriyet Savcısına yardımcı olabilir ve doğrudan talimat verildiği zaman Cumhuriyet Savcısı o talimatı eksiksiz yerine getirir. Çünkü onun artık teftişi, denetimi, her türlü o adli kolun üzerindeki yetkili savcı olduğu zaman şeyi kımıldayamaz. Yani yürütmeden artık o adli kolluk çekinmez, korkmaz. İstanbul'da bir dosyada gördüm. Bir ağır ceza dosyasında Ağır Ceza Mahkemesi 10 kez müzekkere yazmış. Bir tanığı getirilmesi için. Zabıta ısrarla getirmiyor. Ben merak ettim. Dedim ki acaba gerçekten her seferinde diyor ki kapı kapalıdır, kimse yok. Merak ettim. Dedim ya ben oraya götürürüm. Gittik. Mahallede bir kahvede oturduk. O eve yakın bir yerde. Dedim ya bu adamlar nerede otururlar? Kahveciye sordum. Abi dedi adamın işte annesi babası yatarak. Yani o evin kapalı olması mümkün değil. Oğlan da her akşam gelip gidiyor. Yani zabıta istemezse savcı da, hakim de, ağır ceza reisi de, kim olursa olsun, kim çağırırsa çağırsın, zabıtanın işine gelmiyorsa getirmez. Yani keyfi bir işlem, keyfi bir muamele. Çünkü zabıtanın amiri farklı. Zabıta emniyet müdürüne veyahut da kendi komiserine karşı sorumlu. Ben dediklerinizi... Jandarma başçavuşa karşı sorumlu. Tabii ben dediklerinizi bir adım ilerisine taşıyacağım. Geçmiş dönemlerde 98 ve 2002 yılları arasında dediğiniz zabıta memurlarından savcılara kafa tutup, onların dediklerine şey yapıp, onlara ters düz konuşmalar yapanlar olup, yani olanlar da oluyor yani dediğiniz gibi. Evet. Ya o dönemdeki mesela siyasi iradenin bir şeylerine güvenip dönemin savcısına, başsavcısına dahi hani kafa tutup onlara karşı ters düz konuşanlar da olmuştur yani bu dönemde. Evet. Bununla ilgili şikayetler de ilgili mercilere iletilmiştir. İşte aynı dönemde şimdi işkence için hem yasama hem yürütme yani sözlü iradelerini ortaya koyuyorlar. Yani işkenceye bir tolerans gösterilmeyeceğine dair. Hem sözlü hem yazılı. Evet. Yani. Şimdi aynı şeyin yargıda da tecelli etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Mesela o 99 dönemlerinde işte Organize Suçlar Şubesi vesaire diğer şubelerde yapılmış olan işkencelerin mahkemeye, yargıya taşınmış örnekleri var. Hatta savcıların da ceza talep ettiği, sonuçlanmak üzere olan. Burada da mahkemelerin aynı yasama ve yürütme gibi Türkiye'de işkenceye tolerans vermeyecek şekilde hukuka ve vicdana uygun kararlar vermesi gerekiyor. Biraz da Altuğ Bey şimdi yargı gerçek anlamda bağımsız olabilse, yani yürütmenin dışında ayrı, kendi içinde bir bütünlüğünü sağlayan bir bağımsızlığa sahip olsa bunların çoğu gider. Ya bunların çoğu da hep yargının, yürütmenin manevi baskısından, belki maddi baskısı demiyorum, manevi baskısından etkileniyor. Çünkü bir yargı düşünün, yargının tepe noktası Hakim Savcılar Yüksek Kurulu. Evet. Bu kurulun başında kim var? Adalet Bakanı var. Adalet Bakanı o kuvvetler ayrımında nerede? Hangi noktada? Yürütmenin içinde. Yürütmenin içindeki bir şahıs geliyor yargının tepe noktasında yer alıyor. Ve Adalet Bakanı bir altı müsteşar da yine o kurulun bir üyesi. Yani dolayısıyla ve en vahimi de yargı mensupları en çok şeyden korkarlar. Teftişten korkarlar. Niye korkarlar? Çünkü en küçük bir sicillerindeki bir bozulma onların birinci sınıfa ayrılmasını engeller. Teftişin başında kim var? doğrudan Adalet Bakanı var. Adalet Bakanlığı'nın müfettişlerinin tamamı doğrudan bakana bağlıdır. Bakanın talimatıyla işlem yaparlar. Bakanın talimatıyla savcılar, hakimler denetlerler. Ve ben şuna inanıyorum. Eğer ciddi bir denetleme olsun, o kadar iş yoğunluğu içinde hata yapmamış, yanlış yapmamış hakim savcı da zor bulunur. Yani eğer istenirse kafaya taktığınız her hakimin, her savcının sicilini bozabilirsiniz. Şimdi insan unsurundan bahsettiniz. Yani hukuk uygulayıcılarının yaptığı yanlışlıkların kaynakları eğitim ve sair iş yükü. Bununla birlikte başka faktörlerdi. Mesela bir basın faktörü, psikolojik etkenler veyahut yasa dışı oluşumların direkt kişisel baskıları gibi unsurlar da Türkiye'de cereyan ettiğini gördük. Kesinlikle. Yani, evet. Yani bu zaten şu anda biz geçmiş tümüyle tertemizdi. Yani şu anda bir takım olaylar oluyor demiyoruz. Evet. Biz eğer hukuk normlarını sağlamlaştıracaksak bu aksaklıklar gidermemiz gerekiyor. Adalet Bakanı'nın elinden o şeyi almamız gerekiyor. O teftiş ve denetimi. Yani ben şu andaki Adalet Bakanı'na güvensizlikle ilgili bir şey söylemiyorum. Yarın bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemi biter. Başka bir iktidarı gelir. Bu kez de onlar aynısını yapmaya başlarlar ki... Ben yani evet, bu şeyle ilgili bir ekleme yapmak istiyorum şey olarak. Şimdi bu dediğiniz hususlar şey olabilir ama bu hususlar açıkçası önceki dönemlerde de vardı. Yani 99 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan bir açıklama yaptı. Dedi ki bu insanlar dedi PKK'dan daha tehlikeliydi benim bazı müvekkillerim için. Şimdi düşünün bir İçişleri Bakanı yani yürütmenin ikinci insanı sayılır normal kabinede. Yani Başbakan, İçişleri Bakanı gelir arkasına. Çünkü bütün emniyet teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri emrindedir. Valiler. Valiler emrindedir. Yani bütün valiler, Türkiye, kaymakamlar, tüm Türkiye o bürokratik yapı. Bürokratik yapı elindedir. Bir insan çıktı böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bir insanın böyle bir açıklama yaptığı bir ortamda o ortamda görev yapan insanların hiçbir şekilde objektif bir değerlendirme yapılabilir mümkün değildir. Hakim savcıların. Hakim savcıların da değildir. Evet. Yani kolluk görevlerinin de değildir hiçbir şekilde. Evet. Yani daha sonra Başbakan çıktı açıklama yaptı. Yani ben hani Saadettin Bey beni bilgilendirdi. Böyle böyle şeyler dedim. O da bir açıklama. Şimdi İçişleri Bakanı'nın, Başbakan'ın direkt açıklama yaptığı bir ortamda görev yapan insanların psikolojisini düşünün. Biraz önce gelecek kaygısından bahsettiniz. Evet. Yani onların emrinin dışına çıkmaları mümkün değil yani. Ki bunu bir baskı yani. Bu evet yani baskılardan bahsettik ya. Adil bir karar çıkması orada mümkün değil. Zaten ben deminki izahlar yaparken yani sadece bu iktidar döneminde böyle baskılar oluşuyor. Evet. Geçmiş dönemlerde yoktu. Kesinlikle bir şey demiyorum evet, ama buna bir objektif kurallar bütünlüğü getirelim diyorum. Yani bundan sonra da bu iktidar gittikten sonra da diğer iktidara yine bu çaba içine girmesinler. Çünkü hangi iktidar gelirse gelsin hedefte şey, yargıyı nasıl kontrol ederiz? Nasıl bizim istemediğimiz şekilde oluşumlar içine girmezler? Ve yönlendirme yapıldığı zaman yargı çok tehlikeli olur. Çünkü insanların başına bir şey geldiği zaman tek sığınacakları nokta yargıdır, evet, hakimdir, savcıdır. Eğer hakim ve savcı da birilerinden talimat alır noktaya gelirse, birilerinin yönlendirmesiyle, birilerinin baskısıyla icraat yapacak duruma gelirse o zaman insanların yani sisteme güveni kalmaz. Bırakın yargıyı. Türkiye Cumhuriyeti'ne güveni kalmaz. Bu noktada hani tamamlayıcı bir bilgi vermek istiyorum ben. 99 yılında benim müvekkillerim gözaltına alındılar. 7 gün boyunca en ağırından işkencelere maruz kaldılar. Daha sonra savcılığa ifadeye vermeye gittiler ve ifadelerinin hiçbir noktasını yani noktasını bugün hiçbir şeyini kabul etmediklerini söylediler. Şimdi yani o görevde yapan insanların bir kere bunu bir düşünmeleri gerekiyor. Yani 7 gün boyunca gözaltında kalmış insanlar sayfalarca düzmece ifadeler var ortada şey olarak. Ama sonra geliyor karşısına ve diyor ki ben buradaki ifadeleri kabul etmiyorum. Şimdi şuna bakmak lazım. Bir, avukat var mıydı ifade verirken? Yoktu. Avukat yoksa zaten yeni CMK'da biliyorsunuz tabii, siz de yakın düzenleyicisiniz zaten komisyonun. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Velev ki yoktu avukat orada. O zaman o insanın düşünmesi gerekiyor. Yani sen neden bunu kabul etmiyorsun? Ya poliste ifadeni vermişsin, sayfalarca anlatmışsın. Şimdi bunu neden kabul etmiyorsun'u bir sorgulaması lazım o görevi yapan insanların. Gerekiyorsa adli tıbba sevk etmesi lazım. Yani ne oldu da sen bu ifadelerini kabul etmiyorsun şu anda demesi lazım. Bu yapılmadığı anda yani Türkiye'de yani işkencenin ve insan hakları ihlallerinin önüne geçmek mümkün değil. Demin biraz önce bahsettiniz ya siz. Yani bu tür eylemlerin önüne geçebilmek için en ağırından yaptırımlarla karşılık vermek gerekiyor. Evet, evet. Gerek bürokratik anlamda, gerek yargı anlamında. İki manada da. Yani bürokratik anlamda kolluk görevlisi işkence yaptıysa onu meslekten ihraç etmek gerekiyor. Ki nitekim o demin biraz önce bahsettiğimiz hanımefendi, yani evet, karakolda dayak yiyen hanımefendiyle ilgili o işkenceyi yapan polis memurlarını açığa aldılar. Büyük ihtimalle meslekten ihraç edecekler onlara gibi geliyor bana. Ama ne zaman aldılar Ceyhun Bey? Olay Temmuz'da oluyor. Evet. Temmuz'daki olay savcıya intikal ediyor. Savcı izliyor. Bir şey doktor safhası geçiyor. Bilirkişi safhası geçiyor. Hiç o aşamalarda hiçbir şey yok. Evet. Oradaki işkence yapan polisler, o işkenceyi izleyen polisler hepsi rutin işlerine devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Usulü şekilde polislere bir dava açılmış. O da şeyden sonra o kadına önce bir polise mukavemetten dava açılmış. Evet. Ciddi bir ceza istenmiş. Ondan sonra da sırf günü kurtarmak anlamında usulen bir de polislere dava açılmış. Ama ne zamanki olay basına yansıdı, tüm Türkiye bu konuda tepki gösterdi. Ondan sonra artık olayın üzerine gidildi. Polisler ondan sonra kaldı ki o iki polis de bence açık alınması yeterli değil. Evet. O işkenceyi izleyen, müdahale etmeyen, onlar orada o kadını döverken diğer taraftan telefonla konuşan, şeyleri, pervazı indiren, dosyayı karıştıran, evet, perdeyi kapatan o insanlar da o işkenceye yardım etmekten, evet, hatta doktor da, evet, işkenceye göz yummakta, evet, işkenceye yardımdır. Doktor da, oradaki diğer polislerin hepsi de işkence yapmaktan ciddi şekilde ceza almalılar. Ki evet, bundan sonrası için bu caydırıcı olsun. Evet. Yani dediğim gibi hukuk devletinde soruşturmayı savcı yapar. Evet. Ama eğer soruşturmayı zabıta yapıyorsa, polis yapıyorsa, jandarma yapıyorsa o artık polis devletine doğru gidiyor demektir. Veya da polis devletidir. Yani çünkü soruşturmadan savcının haberi olmuyor. Polis her şeyi hazırlıyor, dosya haline getiriyor, savcının önüne koyuyor. Savcı sadece kalemde bir iddianame hazırlayıp davasını açıyor. Böyle bir savcılık müessesesi olur mu? Böyle bir hukuk sistemi olur mu? Yani o yüzden yasalar çıkarttık. Yani bu yasalar gerçekten ciddi bir hukukçunun elinde veya yetere kadar imkan olan hukukçunun elinde müthiş sonuçlar doğurur. Ama dediğim gibi bir de şu yönü var. O baştan da söylemiştim. Yani tek başına savcıları suçlamak da doğru değil. Çünkü savcı, bir İstanbul'daki savcıları düşünün. Her biri belki binlerce hazırlık dosyasına bakıyor. Siz burada nüfusa göre, eldeki dosyaya göre, hazırlık dosyasına göre oraya yetere kadar savcı takviyesi yapmazsanız o zaman siz de bir anlamda ülkeyi yöneten kişiler olarak bu kaostan siz sorumlusunuz. Yani ülkeyi kim yönetiyorsa, ülkenin başında kim varsa, bunlara çözüm bulmuyorsa, çünkü Türkiye büyük bir devlet. Yani Türkiye şimdi 12 bin değil de 30 bin hakim savcı alsa, yani bununla Türkiye'ye bir şey olmaz. Ama Türkiye'de adalet ne kadar ciddi gerçekleşirse Türkiye'nin dünya genelindeki ağırlığı da o kadar artar. Sonra bir de biz Türkiye'de iyi yasalar çıkarıyoruz ama bu yasaları biraz da şark kurnazlığıyla çıkarıyoruz. Bir olay anlatayım. İşte milletvekili seçildikten sonra siz de bilirsiniz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ciddi anlamda sorundu. Evet. Sorun yumağıydı. Yani evet, özel yetkili hakimler, savcılar görev yapıyordu. Doğal yargılama ilkesinin dışında hareket ediyorlardı. Oradaki yargılama sistemi farklıydı falan. Çok ciddi bir şey vardı. Tepki vardı. Bu tepki Avrupa'ya da yansımıştı. Avrupalılar da Eğer bizimle beraber işbirliği yapmak istiyorsanız DGM'ler kesinlikle kaldırın dediler. O uyum yasalar çerçevesinde uyumla ilgili bu raporlarda biz de o dönem komisyondaydık, dedik ya çok haklı talep. Bizim de zaten şeyimiz bu, görüşümüz bu. Çünkü biz uygulamasından geliyoruz. Ben 20 sene avukatlık yaptım ve DGM'lerde çok da şeye girdim, davalara girdim. Evet. Dedim bunu kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Kaldırdık. Önce anayasa değiştirildi. Anayasadaki DGM ile ilgili hükümler çıkartıldı. Sanırım 143. maddeydi. Arkasından Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanunu gündeme geldi. Onu da kaldırdık. Ama ne oldu? Tekrar Devlet Güvenlik Mahkemeleri geri kurdular. Ceza Muhakemesi Kanunu'na özel yargılama sistemi getirdiler. Şu anki özel yetkili mahkemeler Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tıpatıp aynısı. Hatta o zaman mecliste bu kanun çıkarken meclis kürsüsünde konuşma yapan tek milletvekiliyim. Dedim ki arkadaşlar bak ayıp oluyor. Bir taraftan Avrupa'yı kandırıyorsunuz, bir taraftan bizim milletimizi kandırıyorsunuz. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırtıyorsunuz, aynı yetkilerle, aynı kapsamda yeni bir düzenleme getiriyorsunuz. Ne yaptık? Tekrar özel yetkili mahkemeler getirdik. Özel yetkili mahkemeler ne yapıyorlar? Şimdi diğer her yerde, çoğu illerde kuruldu. Buralarda yeni kadrolar oluşturuldu. Buralardaki yargılama sistemi farklı. Buralardaki tutuklama sistemi farklı. Buralardaki tutuklama süreleri farklı. Yani yeni bir degeme getirdik. Yani bir anlamda olayı normal seyrinde bir türlü götürmek istemiyoruz. Bu da şuradan kaynaklanıyor sanırım. Biz devlet olarak kendi vatandaşlarımıza yeteri kadar güvenmiyoruz. Yani eğer biz bunları çok ciddi anlamda şey yapmazsak, denetim altına almazsak bunlar her zaman sorun çıkarır mantığıyla yaklaşıyoruz. Oysa asıl olan bir devletin kendi vatandaşlarına şefkatle, güler yüzle, sevgiyle yaklaşması gerekir. Yani dövme ailede de bu döverek de çocukları hizaya getirebilirsiniz, severek de. Ama o dövdüğün zaman nefret doğar. Sevgiden de karşılıklı bir sevgi alırsınız. Evet. Devlet güvenlik mahkemelerinde tabii avukat olarak çok deneyiminiz olduğunu söylediniz. Hem de Meclis Adalet Komisyonu'ndayken DGM'lerin kaldırılması, o zaman 4422 sayılı kanunun da kaldırılması aynı dönemdeydi herhalde değil mi? Siz o kanunu DGM'lerde avukatlık yapmış biri olarak nasıl buluyordunuz? Niye kaldırıldı? Valla Türkiye'de dediğim gibi hukuk normlarının ciddi anlamda oturması için çok sayıda kanun değiştirdik. Sadece 4422 sayılı yasayı değil. Ama o kanunu değiştirmek de bir sonuca çok da varmış değiliz. Yani şu anda dediğim gibi bu Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki bu özel düzenlemeler onu aratmayacak mahiyette. Yani şimdi Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama süreleri var. Eskiden hiç süre yoktu ama ona bir standart getirilmeye çalışıldı. Ağır cezalık olmayan suçlarda 1 yıldı. Ama zorunlu hallerde bu yarı oranda artış yapılabilir denilmişti. Yani 1,5 yıla kadar çıkmıştı. Ağır cezalık suçlarda aslında o zaman biz o yasayı düzenlerken ağır cezalık suçlarda da 2 yıl, yarı oranda da artırılır 3 yıl olur diye şey yapmıştık. Onu kurgulamıştık. Ama sanırım orada bir yazım hatası olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Oradaki şeyde yasada 2 yıl artı 3 yıl gibi bir. Yani 2 yıl uzatmada 3 yıl gibi. Halbuki uzatmayla beraber 3 yıl olarak olması gerekiyordu. 2 yıl normal tutukluluk süresi. Çünkü bir üst maddede yarı oranda artırılır diyor. Altta da zaten 2 yılın yarı oranda artırırsanız 3 yıla tekabül eder. Evet. Ama nasıl düzenlemişler? 2 yıl, 3 yıl daha. 5 yıl böyle bir şey olmaz. Zaten eğer kanun koyucu bunu daha üst düzeyde düşünmüş olsaydı baştan bunu derdi ki 3 yıl veya 4 yıl derdi. 2 yıl diyor, 3 yıl daha artış olur demiyor. 3 yıla kadar en fazla olur derken zaten 2 yıl artı 1 yıl 3 yıl oluyordu. Ama şimdi bu da yetmiyor. Özel yetkili mahkemeler dedik ya, yani şimdiki DGM'ler. Orada bir de normal tutuklama süreleri 2 katı uygulanır diyor. Yani 10 yıl olarak uygulanır diyor. Yani şimdi siz bir insanı, yani bizim sistemimizde, yani bir insan hangi suçtan yargılanırsa yargılansın, o insan eğer hüküm giyinceye kadar, hatta karar kesinleşinceye kadar masumdur. Masumluk karnesi var. Evet. Ama siz bu insanı özel yetkili mahkemelerde o kapsamdaki suçlardan dolayı bu insanlar siz 10 yıla kadar içeride tutacağım, daha sonra da artık kim öyle kim kala, beraat mı eder, ceza mı giyer mantığıyla, ya böyle bir şey olmaz. Ya bunu hiç kimse izah edemeyiz. Aslında konuşmanızın başında bir noktaya temas etmişsiniz. Orası çok önemli. Ya, aynı kanunlar bizde de var, Avrupa'da da var. Ama konu uygulamada ve mantık ve olaya bakış açısında bitiyor demiştiniz. Çok önemli bir tespit ve saptama bence, evet, Muharrem Bey'in yaptığı, evet, bu. Çünkü Türkiye'deki kanunların benzerleri Avrupa'daki farklı ülkelerde de var. Yani Fransa'da da var, İtalya'da da var. Mesela 301. maddenin benzeri Avrupa'nın farklı ülkelerinde var. Evet. 288. madde var. Adli yargılamaya, yetkilemeye teşebbüs suçu. Hı hı. Bu da var. Mesela Fransa Ceza Kanunu'nda var aynı suçun. Ama Fransa'daki uygulamasına veya İtalya'daki uygulamasına baktığımızda bu kanunların hiçbir şekilde insanlara, yani fikirlerini açıkladıklarından ötürü bir dava tehlikesiyle olarak geri dönmüyor. Hı hı. Yani mesela Fransa'ya gittiğinizde Nicolas Sarkozy'yi çok rahat bir, evet, şekilde eleştirebilirsiniz. Onun yaptığı uygulamaların yanlışlığını söyleyebilirsiniz. Basında yerden yere vurabilirsiniz. Tabii hakaret olmadığı sürece, yani tezif diyor kanunda, bunu yapabilirsiniz. Aşağılama tabii. Evet, yani aşağılama olmadığı sürece, hakaret olmadığı sürece hiçbir sorun yok. Bunu diyebilirsiniz ki Nicolas Sarkozy Fransa'nın Cumhurbaşkanı, bu yani bir numaralı kişisi. Bunu yapabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de yani benzer bir uygulama yaptığınızda veya herhangi bir dava ile ilgili, örnek veriyorum TCK 288 adli yargılamaya, etkilemeye teşebbüs suçu. Bir beyanatta bulunduğunuz zaman bir yargılama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya bu çok vahim bir durum. Yani insan adli yargılamayı nasıl etkilemeye teşebbüs eder? Yani çok somut delillerin olması lazım bu konuyla, evet, ilgili. Yani çok net delillerin olması lazım. Yani hakime temas edilmeli. Ondan sonra yani çok aracılar konulmalı. Benzeri şeyler olmalı yani. Böyle çok somut, çok net, inkar edilemez. Kamera kaydı, fotoğraf, para, evet, alışverişi. Nitekim biliyorsunuz son bir uygulama oldu. Yargıtay ilk defa bir tane hakimimiz Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak. Yani çok somut deliller, evet, oldu ki bir başkanın, yani eski bir başkan, hı, yargılanmaya başlandı. Yani çok somut, çok net deliller olması lazım bu konuyla ilgili. Yoksa insanlar herhangi bir dava sürüyor diye o davayla ilgili, işte Muharrem Bey'in fikri, evet, var. Benim bir fikrim var bir davayla ilgili. Herhangi bir dava olabilir, isim önemli değil. O davayla ilgili açıklama yaptı diyor. Bir insanı yargılama tehlikesi altında bırakmak ne hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır, ne demokrasinin mantığıyla bağdaşır. Yani hiçbir şekilde bağdaşmaz. Siz bunu yaptığınızda düşünce ve vicdan özgürlüğüne ket vurmuş olursunuz. Kendi anayasanızla çelişirsiniz ondan sonra. Ve netice olarak da şöyle olur. İnsanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderler. Ülkemiz mahkum olur bu konuyla ilgili. Kendi vatandaşına tazminat ödemek zorunda kalır. Ya bunu Ceyhun Bey, bu biraz da şeyden bence kaynaklanıyor. Yargının güvensizliğinden kaynaklanıyor. Yani yargı demek ki yeteri kadar kendine güvenmiyor. Yani kendinin her an etkilenebilecek bir pozisyonda bir yapı olduğunu düşünüyor. Bir. Evet. İkincisi de demek ki yeteri kadar dosyadaki delillere güvenmiyor. Eğer sizin dosyanızda o kişinin suçluluğuna yönelik dört dörtlük, inandırıcı, somut, hiç kimsenin tartışmayacağı deliller varsa zaten kimsenin onu etkilemesi mümkün değil. Evet. Yani siz sübjektif değerlendirmelerle sonuca varmayacaksanız, ya benim değerlendirmem sizi ne ilgilendirir ki? Siz olayı farklı değerlendirirsiniz, ben farklı değerlendiririm. Ama önemli olan değerlendirme değil, dosyadır. Evet. Yani dosyada sizin o kişinin suçluluğuna yönelik sağlam, inandırıcı, hiçbir kimsenin şüphe etmeyeceği sağlam doneleriniz varsa kim sizi etkileyecek? Ya böyle bir şey yok. Ama siz dediğim gibi soruşturmayı polise, jandarmaya havale ederseniz, onlar da hukukçu insanlar değil. Onlar bu işin eğitimini almış insanlar değil. Onlar da kendi mantıklarına göre bir takım delil, kendi kafasına göre düşündüğü delilleri, belki onlar delil mahiyetinde bile değil. Yani bir kitaptır, bir dergidir, bir gazetedir veya da bir CD'dir. Yani onları sen delil olarak getirip yığarsan ve onlara göre de sen davaya açacak olursan zaten her an etkilenebilirsin. Evet. Çünkü ortada şey yok. Yani sağlam üzerine hüküm kuracağın bir yapı yoksa evet, her an etkilenebilirsin. Burada aslında çok önemli bir nokta yine Muharrem Bey temas etti. Şimdi kendine güvensizlikle, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki hakimler, profesyonel hakimler dünyanın kendine en güvenen insanları olmalıdır diyor. Hiçbir etkiden, hiçbir baskıdan çekinmeyen, dosya içeriğiyle tamamen bağlı, kafasındaki oluşturduğu hukuki kararı yazıma geçirecek insanlar olmalıdırlar ve öyledirler diyor. Şimdi evet, böyle bir noktada bir hakimin bir tane beyanattan etkileyeceğini düşünmek açık bir Avrupa İnsan Hakları... Televizyonda bir haber yayınlandı, evet, veya gazetede bir köşe yazısı, evet, köşe yazarı bir şeyler yazdı diye eğer hakim etkileniyorsa artık o hakime hakim demek de ne derece şey olur, mantıklı olur bilemiyorum. Yani hakim yani dört dörtlük bilgisiyle, birikimiyle, donanımıyla, tecrübesiyle, evet, hayat görüşüyle yani olayı kavrayacak mahiyette olmalıdır. Yani senin, benim, öbürünün konuşmasıyla veyahut da değerlendirmesiyle bir sonuca ulaşmamalıdır. Kaldı ki zaten demin Ceyhun Bey de söyledi. Şu anda en büyük sıkıntıyı Avrupa'da yaşıyoruz. Evet. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yaşıyoruz. Yani biz şu anda yani bireysel başvuru hakkını tanıyan ülkelerden biriyiz. Ama orada çok yerlerde sürünüyoruz. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi deyim yerindeyse Türkiye Cumhuriyeti'ne çalışıyor. Rusya ile başat gidiyoruz. Yani hiçbir devlet kendi vatandaşıyla bu kadar sorun yaşamaz. Evet. Ve o sorunların neredeyse %90'ı devletle vatandaş arasındaki sorunlar. Ya siz Adalet Bakanlığı olarak o başvuruları bir listeleyin. Konulara bakın. Konuları tasnif edin. O konularda yani vatandaşı nasıl rahatlatabiliriz? Onlar gibi düzenleme yapın. Parlamentoya getirin. Ya bu vatandaştan böyle bir şey var. Yakınması var. Evet. Yani bunlar, bu vatandaşlar bu konuda bireysel haklarının yok edildiğini veya bireysel haklarının verilmediğini düşünüyorlar. Bu konuda ne yapabiliriz deyin. Yani parlamentonun görevi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını, özgürlüklerini sağlama bağlamak ve onlarla ilgili düzenlemeler, yasalar çıkartmak değil mi? Biz ne yapıyoruz? Biz devlet olarak diyoruz ki vatandaş, ben sana hakkını vermem. Veya versem bile aynı konuda diyelim ki 1000 kişi mağdur, 20 kişi dava açmış. Diyor ki ben 20 kişinin hakkını veririm, öbür işte geriye kalan hakkını vermem. Ya eğer bir mağduriyet varsa vatandaşın dava açmasını bekleme. Evet. Eğer birkaç kişi dava açmış ve sen de o mağduriyetin farkına varmışsa ya o sorunu çöz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti olarak çok ciddi miktarda tazminatlar ödüyoruz. Evet. Yani bu tazminat bir yana, işin maddi boyutu, bir de manevi anlamda öyle vasat, sıradan devletler konumuna Türkiye Cumhuriyeti'ni sokmuş oluyoruz ki hiçbir kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Yani burada şeyi de belirtmek istiyorum. Yani özellikle eğer biz Avrupa Birliği'ni hedeflemişsek, o normları yakalamaya çalışıyorsak artık biz okullarımızda, hukuk fakültelerinde mutlaka uluslararası, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarını, vermiş olduğu kararları mutlaka ders olarak çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Evet. Veya şu anda uygulamada bulunan hakimlerimizi, savcılarımızı bir hizmet içi eğitime tabi tutarak bunları, o normları bunlara ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü artık hukuki normlar anlamında Türkiye'nin Avrupa'yla bir ayrısı gayrısı kalmadı. Evet. Çünkü bizim dönemimizde değişti. Anayasanın 90. maddesi artık uluslararası sözleşmelerle bizim iç mevzuatımız karşı karşıya kaldığında artık Türk hakimi, Türk savcısı uluslararası normlar uygulamak durumunda. Evet. Yani onlar bir anlamda bizim şu anda iç mevzuatımızın yine üstünde. Evet. Ama siz yerel mahkemelerde karar verirken uluslararası sözleşmelere dikkat almazsanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları, iştahatlara dikkat almazsanız Türkiye tökezler. Ben bu noktada bir ekleme daha yapmak istiyorum. Evet, kısaca programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Şimdi bir hakime herhangi bir beyanattan etkileneceğini düşünmek, yani çok özür dilerim, hakimin şahsına da hakarettir yani. Yani koskoca bir hakim düşünün, 25 senesini, 30 senesini hukuk içerisinde geçirmiş, son derece saygın, son derece kendisine itibar edilen bir insana 3-5 tane beyanat, yani birkaç tane beyanata, gazetede yayınlanan yazıya bu insanın bundan etkileneceğini düşünmek o hakime hakarettir bence yani. Evet. Bunun bir başka yönü var. Sistematik bir yayın yapılırsa evet, bu kastı gözetir. Yani bu etkilemek amaçlı olduğunu gösterir. İşte kamuda infial vesaire gibi gerekçelerle bu sefer yargı kararı etkilenmeye çalışılabilir. Yoksa dediğiniz çok doğru. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak lazım. Evet. Türkiye'miz için, demokrasi için, hukuk için çok önemli. Sayın Muharrem Kılıç, çok teşekkür ederiz efendim. Değerli katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle bir Türkiye'deki yargılama sistemine yönelik, adil yargılamaya yönelik bir program yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Türkiye adına, Türk vatandaşları adına. Biz de teşekkür ederiz Sayın Ceyhun Gökdoğan. Herhalde son bir cümle sarf edeyim. Şimdi ülkemiz inşallah yukarıya da bir ivme kazandı demokrasi anlamında. Eğer ülkemiz bir süper güç alacaksa, dünyaya yön verecek bir devlet olacaksa bunun yolu hukuktan geçiyor. Ne ekonomiden ne siyasetten, en başta hukuktan geçiyor. Kesinlikle. Biz Avrupa ve Batı dünyasının ilerisinde taşıyamazsak bizi izleyen uluslara bir şey vaat edemeyiz. Öncelikle hukuku esas kılmamız gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet, programımızın gayesi de zaten Türk hukuk sistemine katkıda bulunmak ve ilerleyişine biraz olsun, bir nebze olsun fayda sağlama yönündeyiz. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Yeni bir bölümde tekrar beraber olmak umuduyla. Hayırlı günler efendim.